Arkadaşlar selamlar. Bugün size Escape from Tarkov'daki silahların özelliklerinden bahsedeceğim. Nedir bu durability ergonomi kuresi diyorsanız doğru yerdesiniz. İlk maddemiz olan durability ile başlayalım. Durability bizim silahımızın dayanıklılık miktarını gösteriyor. Bu dayanıklılık silah kullandıkça azalmaya devam ediyor. Dayanıklılık %93'ün in altına inene kadar ki süreçte hiçbir problem yokken 93'ün altındayken silah tutukluk yapma ve bozulmalar başlıyor. Bu bozulmalar geldiği zaman L tuşuna basıp silahı inceliyoruz. Bozulmanın nerede olduğunu görüyor. Sol taraftaki shift ile L'ye bastığımız zaman da bu bozukluğu düzenliyor. Silah aşırı ısındığı zaman bozulmadan ziyade şöyle bir durum oluşturuyor. Fire rate'imiz 800 RPM'miş. Aşırı ısınma başladığı zaman bizim RPM'imiz düşmeye başlıyor. Çok küçük bir alana sekecekken daha büyük bir alan içerisinde, daha büyük bir çember içerisinde sekmeye başlıyor. Hem aşırı ısınmaya dikkat etmemiz gerekiyor hem de silahın mekanik kısmındaki bozulmalara dikkat etmemiz gerekiyor. İki silahınız olduğunuzu varsayalım. Bir tane silahınız ve yanında da bir tane tabancanız var. Silahınız bozuldu ve silah kırmızı yandı. İkinci sekmedeki tabancanızda mavi yanıyor. Bu ne demek oluyor? Yani sen ona geç demek demek değil aslında da sen ona geçersen ben o silahı daha hızlı çekerim demek. Ve bu 5 saniye sürüyor. Bunu bir buff gibi düşünün. İki silahınız varsa ilk silahınız bozuldu ve ikinci silahınız mavi yanıyorsa direkt basın. Zaten aradaki farkı anlayacaksınız. Weapon Mastering özelliğimizde ikinci ve üçüncü seviyeye çıkarttığımız zaman silahta yeniden şarjör doldurma animasyonları değişiyor. Artı dürbün açıkken şarjör değiştirebilme gibi özellikler geliyor. Üçüncü seviyeye geldiğiniz zaman da vurduğunuz her adamdan ekstra XP alıyorsunuz. XP'nin miktarını bilmiyorum ama ekstra XP verdiğini biliyorum. Weapon Mastering'in olayı bu bu kadar. Zaten 3 seviye diyebiliyorum. Ergonomi kısmı ADS açtığımız zaman yani gez göz arpacık yaptığımız zaman daha hızlı açabilmemizi, daha uzun süre nefes tutabilmemizi ve daha sessiz silah açabilmemizi sağlıyor. Bir video ile gösterebilirim. Bir de silahımızın ses farkını göstermek istiyor. 38 ergonomili bir silahla 89 ergonomili bir silah çıkarttı. Ses farkına dikkat etmeniz gerekiyor burada. Ergonomi ben 50 civarlarında tutmayı seviyorum. Hem açılış hem ses hem de benden alacağı stamina miktarını azaltmak için. Ekurisi 2.75 mo diyor. Nedir bu ekürisi? Ekürisi bizim silahımızın sapma oranı. Yani 100 yardlık bir mesafe içerisinde 1 inçlik oynamaya 1 mo deniliyor. Mo arttıkça 100 yard içerisindeki inç miktarı yükselmeye başlıyor. 1 mo'lu bir, bir silahla ateş ettiğiniz zaman hedef noktanın burun etrafında dönüyor. Yani 100 yard 91 metre. Buradaki 1 mo 2,91 santimetrelik bir alana dağılıyor demek. Yani siz eğer 2 mo'lu bir silah kullanırsanız sarı alan kadar mermi dağılımı yapacak 90 metrede. Eğer çok yüksek yüksek noktalara çok yüksek moğalarla bir silah sıkmıyorsanız aslında çok büyük bir etken değil. Bu yüz yardın üzerine çıktığı zaman buradaki sapma miktarları birazcık daha değişken olacak. Ama formül olarak şu şekilde bir formül gösterebilirim. Bu gördüğünüz formülde silahınızın muasını e, 2,91 ile çarparsanız 100 metredeki bozulma miktarını bulmuş oluyorsunuz. Bunu bulduktan sonra eğer atışınız 400 metreye olacaksa çıkan sonucu 4 ile çarpmanız gerekiyor. Olay bu kadar. Sighting range ile alakalı çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sighting range'e 300 demiş ama üzerine taktığımız dürbün ya da görüşlerle birlikte bu miktarlar değişiyor. Vertical recoil 62 ne demek oluyor bu? Dikey sekmemiz 62. Horizontal recoil'imiz 172 Yani yatay sekmemiz 172 Ne kadar düşükse o kadar iyi oluyor demek. Muzzle velocity 535 demiş. Merminin silahtan çıkış hızı. Mermi silah ne kadar hızlı çıkıyorsa sıktığımız konumdan varacağı noktaya geçecek olan süre o kadar azalıyor. Bu oyunda bullet drop merminin süzülme miktarını hesaplamamız gerektiği için bazen koşu yönlerine, bazen üstüne, bazen soluna, bazen sağına ateşler ediyoruz. Bunu size en güzel şu şekilde örnekle göstertebilirim. Eğer çok yüksek bir hıza sahip bir silahla sıksaydım bullet drop'u neredeyse hiç hesaplamama gerek kalmayacakken şu anda ortalama 400-450 metrelerdeki bir adam için 450 metre zeroing distance kullanıp artı üzerine iki dişte üstünden ateş ediyorum. Muzzle Velocity'nin olmadığı bir oyunda. Örnek verecek olursam bu CSGO olsun. CSGO'da Muzzle Velocity diye bir şey yok. Sıktığınız konumda adam her neredeyse eğer doğru noktadaysa ölüyor. Eğer doğru noktada değilse ölmüyor. Her silahta farklılık gösterdiği gibi içerisinde kullandığınız mermilerde de farklılık gösteriyor. Normal hızımız 774 olan bir silah kullanırken içerisine BP mermi koyduğumuz zaman 750'ye ve e, FMJ mermi koyduğumuz zaman da 796'ya değişiklik gösteriyor. Types of Fire ne demek? Silahımızın içerisinde her gibi bir ateşleme modu varsa single mode, burst mode, otomatik mod gibi onları göstertiyor. Kalibre kısmı 762 35 kullanan bir silahmış bu. Fire rate ne demek? 600 hızda ateş ederken bu 800 hızda ateş edebiliyor. Effective distanceımızda etkili olduğumuz mesafe 500 metre diyor. Sajası 93 ve üzeri de silahların 50 ergonomi ve düşük recoil'lere sahip olması gerekiyor. Daha uzak mesafelerde atışlar yapacaksanız Moa'nızın bir civarlarına doğru yaklaşırken muzzle velocity'nizin de yüksek hızlara sahip olması gerekiyor diyebiliriz. Eğer herhangi bir noktada takıldığınız ya da soru işareti oluşturduysam yorumlarda sorabilirsiniz. Silahları editlemek, silah mermileriyle alakalı farklı videolar yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.